Hayırlı günler değerli seyirciler. Bir yüzleşme programında daha birlikteyiz. Biraz bugün geç başlayabildik İstanbul'un trafiğinin etkisiyle. Yüzleşme programında bugün konuğumuz Mehmet Ali Büyükkara. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Mezhepler Tarihi Hocası. Şimdi yüzleşmede hep söylüyoruz, kendimize bakıyoruz, İslam dünyasına bakıyoruz, insanlığımıza bakıyoruz. Ve biraz da özeleştirel nitelikte programlar yapmaya çalışıyoruz. Mehmet Ali Büyükkara, Mezhepler Tarihi Hocası dedim. Mezhepler tarihi genelde, ben de İslam Enstitüsü kökenli olduğum için, yani tarihteki İslam mezheplerinin oluşumunu vesaire araştırır, onların farklı görüşlerini tahlil eder. Mehmet Ali Büyükkara oradan yola çıkıp bugüne kadar gelen bir ilim adamımız, Çağdaş İslami Akımlar isimli bir kitap hazırlamış, ilahiyat fakültelerinde seçmeli ders olarak okutulan bir kitap bu. Yani konu orada araştırılıyor. Oradan yola çıkarak, mezheplerden yola çıkarak bugüne geliyor ve bu kitapta özellikle İslam dünyasının 18. yüzyıldan sonra onun ikinci yarısında başlayan gerilemesinin İslam dünyasına nasıl düşünce planında etkiler oluşturduğunu, İslam toplumlarının buradan çıkış için nasıl yollar aradığını analiz ediyor. Bu noktadaki oluşumları tahlil ediyor. Kitabın hemen başında üç ana yol ifade ediyor. İhya hareketleri, tecdit hareketleri, ıslah hareketleri biçiminde. Bugünlere kadar geliyor Mehmet Ali Büyükkara ve günümüzdeki İslami oluşumlar, gruplar, cemaatler, radikal hareketler, bunlara dair değerlendirmeleri var. Geniş bir bilgi yığını ve değerlendirme söz konusu. Onları konuşacağız. Yani işte Gazze sıcak bir konu. Bütün İslam dünyası için, ülkemiz için sıcak bir konu. Ve Gazze vesilesiyle de biz bunları konuşuyoruz. Yani neden hep mazlum sorusu zaman zaman benim gündeme getirdiğim bir soru. Yani Gazze'den gelen görüntüler herkesin içini yakıyor. Çocuk ölümlerine neden mani olamıyoruz? Sivil ölümlere neden mani olamıyoruz? Türkiye neden yetmiyor? İslam dünyası neden yetmiyor? Bu soruların arkasında ta işte 18. yüzyıla kadar uzanan bir gerileme süreci var ve ondan çıkış çabaları var. Çıkış çabaları neden sonuç vermedi veya ne verdi, nasıl sonuç verdi? Bütün bunları değerlendirmek gerekiyor. Bunları toptan gören bir isim Mehmet Ali Büyükkara. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ nasılsınız? Olun. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Yorduk sizi bugün böyle İstanbul trafiğinde. Estağfurullah. Ama yani sunmaya çalıştığım çerçeve sizin de hani yüreğinizde acısını hissettiğiniz bir çerçeve. İsterseniz başlangıçtan başlayalım. Yani hakikaten İhya hareketi ne demek istedi? Tecdit, neden tecdit? Yani yenilenme anlamına gelen. Ya da neden ıslah? Bunlar nasıl başladı, nereye doğru evrildi? Evet. Oralardan başlayalım. Evet, tabii yani 19. yüzyıla geri döndüğümüzde veyahut belki daha eski 18. yüzyılın ikinci yarısına, sizin de dediğiniz gibi İslam dünyasında öncelikle bir
askeri duraklama söz konusu. Aynı dönemde Avrupa'nın reform hareketleri, Rönesans hareketleriyle hem dini bir takım skolastik yüklerinden kurtulduğu, bunun bilimsel gelişmelerin önünü açtığı, bunun yine coğrafi keşifler, ondan sonra sermaye akışı Avrupa'ya, bu sermaye akışının bilimde, sanatta, edebiyatta bir yükselme yarattığını biliyoruz. Bunu anlatmaya gerek yok. Bunlar çok iyi bilinen hususlar. Aynı hız, aynı ivme İslam dünyasında olmuyor o sırada. Zaten Osmanlı, İslam dünyasının merkezinde Osmanlı ülkesi, hilafeti de almış durumda. Bir nevi dini önderliği de çok kullanmak istemese de bu unvanı kendisinin üzerinde. Tabii yavaş yavaş bir duraklama, yani tabii sınırlara ulaştım ulaşmadım o ayrı bir konu ama ve arkasından 19. yüzyıla geldiğimizde işte Napolyon'un gelip Mısır'ı, Filistin'i işgal etmesi tam merkezinde, Osmanlı başka yerlerde yenilgiler yaşıyordu ama bu denli Napolyon'un gelip gemilerle tam İslam dünyasının merkezi olan yeri işgal etmesi ve oradan bir türlü çıkmaması, oradan İngilizler çıkartmıştır onları. Yani yine Müslümanlar çıkartmamıştır. Orası İngilizlerin ilk önce yarı kontrolüne, ondan sonra da tam kontrolüne geçiyor. Hakeza ticari faaliyetler olarak kapitülasyonlarla bir takım imtiyazlar elde etmek suretiyle gemilerle ta uzak diyarlara, Hindistan'a, Çin'e giden İngilizler 1850'lerden sonra tümüyle büyük kıtayı, yani neredeyse yarı kıta diyebileceğimiz o Hint alt kıtasını Londra'ya, kraliçeye bağlıyorlar. Rusya demir yolu yapmak suretiyle doğuya giderken bu arada o bölgeyi de Müslümanların önemli medeniyet havzalarından bir tanesi, Orta Asya dediğimiz bölge, orayı alıyor. Akdeniz yavaş yavaş Osmanlı kontrolünden çıkıyor. Kuzeydeki Avrupa ülkeleri güneye inmeye başlıyorlar. Yani ta Batı Afrika'dan tutun Tunus, Cezayir, Libya, İtalyan, Fransızların kontrolü altına giriyor. Yenilgiler geliyor. Ekonomik bakımdan işler iyi gitmiyor. Kültürel sahaya döndüğümüzde oryantalizm zirve yapmış durumda. Müslümanlara bir özgüvensizlik. Yani sizin Kur'an dediğiniz şey, sünnet dediğiniz şey, bunlar hep palavra işler veyahut başkalarından aparma işler. Tasavvuf işte Hint'ten gelmiş, felsefe dediğiniz, övündüğünüz Grek'ten gelmiş, Yunan'dan gelmiş. Böyle agresif biçimde oryantalizmin saldırıları. O sırada yine İslam dünyası batıda ne olup bitiyor, biz niye bu hale düştük? Yani bunun dinamikleri nedir? İlk önce Mısır'dan başlayan yabancı ülkelere, Avrupa'ya, Almanya'ya, İtalya'ya, Viyana'ya gönderilen öğrenciler, Paris'e gönderilen öğrenciler. Burada gördüklerinden büyüleniyorlar. Misyoner faaliyetler bu arada emperyalizme eşlik ediyor. Her taraftan yavaş yavaş kuşatılmaya başlayan bir İslam dünyası. Yani bu nereye gidecek? İşte Osmanlı'nın yıkılması, Hint kıtasının bütünüyle ta 1940'lara kadar İngilizlerin elinde kalması, hakeza Afrika ülkelerinin, Batı Afrika daha çok Fransa'nın, Doğu Afrika daha çok İngiltere'nin konumda. Bu kadar milyonlarca Müslüman yaşıyor. En sonunda hilafet de kalkıyor. Yani 1920'lere geldiğimizde. Yani tabi bu olaylar başladığı sıralarda, yani 1800'lü yılları takip eden 1840, 1850, 1860 eş zamanlı olarak İslam dünyasında, yani kuzeyden güneye, ne diyelim, Kazan'dan Hartum'a, Mağrip'ten Meşrik'e, yani Fas
Kahire'den diyelim ki Kalküta'ya, Jakarta'ya kadar eş zamanlı olarak Müslümanlar, aydınlar, alimler, bu işe kafa yoranlar, biz bu halden nasıl kurtuluruz şeyinin cevabını arıyorlar. Yani öyle bir hale düştük ki bu bizim alışmadığımız bir şey. Bu bir uzun izle, soluklu da olacak. Evet, yani evet. İslam'ın izzeti. İzzeti, evet. Müslümanların fukaralaşması, eğitimsizleşmesi, kurumlarımızın o eski parlak dönemlerinin artık sona ermesi, yani bu medresede de öyle, tekkede, dergahlarda da öyle bir duraklamayı bırakın bir çürüme var yani. Bu halden nasıl kurtuluruz? Ama bu soruya cevap bulabilmek için daha öncelikli bir soru daha var. Yani bu hale niye düştük? Evet. Bunun cevabı verilecek ki bu halden nasıl kurtuluruzun cevabı sıhhatli bir şekilde verilebilsin. Birbirlerinden haberli veya habersiz, organize veya şahsi bu sorulara cevap aranıyor. Dediğim gibi dünyanın her tarafında. Bu cevaplar verilirken tabii İslam'ı referans alarak, dini referans alarak bu cevapları verenler var. Batılı çağdaş değerler diye bugün söylediğimiz şeyleri referans alarak verenler var. Bir de daha sonra bunlar pek işe yaramadığını görüp milli değerler, artık daha sonraki bir dönemde, yani bunu işte Yusuf Akçura üç tarzı siyaset diyor. Bunların hepsi Müslüman, yani içlerinde gayri Müslüm unsurlar var, mesela Batıcılar veya milliyetçiler, Arap milliyetçileri, Türk milliyetçileri, Fars milliyetçileri, Hint milliyetçileri, bunlar da çeşitli tabii. Bunlar arasında gayrimüslimler var ama çoğunluk bunlar arasında Müslüman. Referansını İslam olarak kullananlar zaten Müslüman. Bunların derdi, yani hepsi vatansever insanlar bunlar kendi çaplarında. Fakat farklı tarzlarda siyasetlerini görüyorlar ve referans aldıkları noktalar icabınca farklılaşıyorlar. Birisine batıcılar deniyor, öbürüne milliyetçiler deniyor. Bir de İslamcılar var, işte bu referansı İslam olanlar. Bunlar milliyetçiliği reddetmemekle beraber, yine batılı değerleri önemsemekle beraber esas referansları İslam oluyor. Bunlara da İslamcılar deniyor. İslamcılar, yani sıradan Müslümanlar ile nereden ayrılıyor? Evet. Yani gayret içinde olduklarından ayrılıyor. Yani kendine Müslüman değil bu insanlar. Yani dört dörtlük Müslüman bir hayat yaşayan geniş bir kitle olabilir ama bunlar duyarsızdır. İşgale uğramış, çok bunu önemsemez. Cami açık mı, okulum açık mı, ona bakar. Ben ibadetlerimi ediyorum ama bunlar mesela dergi çıkartıyorlar. İşte bir takım kurumları reforme etmeye çalışıyorlar. Kürsüden vaaz veriyorlar, dergi çıkartıyorlar, şiir yazıyorlar. Evet. Dediğiniz gibi bazen ellerine silah alıp organize, evet, cihat ediyorlar. Parti kuruyorlar, yani dernek vakıf faaliyeti yürütüyorlar. Bu hareketler tecdit, ıslah, ihya biçiminde de, yani bu İslamcılık faaliyetleri anılmaya başlıyor. Tecdit zaten bizim kendi geleneğimizde rastlanan bir kavram. Yani İşte dini şey bozulunca, dini hayat bozulunca peygamberimizin rivayetine binaen işte bunu ihya edecek, yenileştirecek, tecdit edecek bir takım insanlar çıkar. Yani bir nevi sanki Allah onları yönlendirir, böyle bir müjde var.
bu insanlar bu çabayı bu şekilde de görüyorlar aynı zamanda. Yani tecdit, İslam'ın içinden biraz yenilenmesi, ıslah, Kur'an'ı bir kavram. Cenab-ı Allah muslih olanları, ıslahçıları övüyor, methediyor. Müfsit olanları yeriyor. Yani bir ifsat söz konusu. Ya burada tabii demin saydığım batılı emperyalist faaliyetler, misyoner, oryantalist faaliyetler var ama Müslümanlar kendilerinde de büyük ölçüde kabahat buluyorlar. Yani biz bu hale niye düştük cevabı. İşte yanlış tevekkül anlayışı, yanlış eğitim anlayışı, yanlış kader anlayışı. Bunlar da sorgulanıyor. Bu bir nevi ıslah. Neden düştük sorusunu da yani dini anlayış içinde bir cevap aranıyor. Aranıyor tabii. Evet. Yani neler söyleniyor? Yani neden düştük? Mesela ihyacılar, tecditçiler ya da ıslahçılar aynı cevabı mı veriyorlar? Ya şimdi aslında bu üçü beraber aynı şey için kullanılan lafızlar ama böyle bunun arasında ufak detay şeyleri de yani detaylarda bunu kullanan detayları gözeterek bu kavramları seçen bir seçkin çevre de var. Evet. Mesela bu Abduh ve Reşit Rıza'nın Mısır'da çıkarttığı menarda ıslah kavramı çok fazla kullanılır. Tecdit de vardır ama ıslah daha ön plandadır. Sanki tecdit kavramını kullananlar o gelenekle o kavramın ilgisinden dolayı daha içten, daha yıkıp dökmeden, geleneğe daha saygılı bir biçimde bunu yapmak istiyorlar. Diğer ıslah kavramını kullananlar biraz daha keskin reformlar yapmak istiyorlar. Reform kelimesi pek tercih edilmiyor. Çünkü İslam deforme olmadı ki reforme olsun diye düşünülüyor genel olarak. Yani bir bizim Luther'e ihtiyacımız var diyen Sir Seyit Ahmet Han gibiler çıkmış ama bu çok yaygın bir kanaat değil İslamcı çevreler arasında. Yani reformun çoğu şeyi yıkıp dökeceği, bunun faydadan çok zarar getireceği yönünde genel bir kanaat olduğunu düşünebiliriz. Burada şey olarak. O yüzden reform kelimesi yerine, yani kabahat İslam'da değil Müslümanlarda belki mottosu, sloganı etrafında. Benim hatırladığım, biz niye geriledik, niye bu hallere düştük? Onlu yaşlarımda kafama giren, şekillenen şey, ki o aynı tazelikte değil şu anda. Biz İslam'dan uzaklaştıkça geriledik. Şimdi ya öyle bir cevap var. Evet, yani bu sonradan dedim ya, o başka şekiller aldı zamanla. Tamamen ama şey olmadı. Tamamen geçmedi bu düşünce tarzı ama en eskisi herhalde bu yani. Biz İslam'dan uzaklaştıkça yani, geriledik şeyi. Ama işte İslam'ın nesinden uzaklaştık? Yani ilk kaynaklardan uzaklaşıp sonra kurduğumuz kurumlar ilk kaynakların yerini mi aldı? Mesela mezhepler ve tasavvuf kültürüne veya geleneğine biraz da sanki düşmanca yaklaşan, bunu sorumlu gören insanlar yani bozulmayı oradan başlatıyorlar. Oradan çok geriden başlatıyorlar. Ana cevaplar evet. Ne orada? Orada ana neden cevap. Neden düştük? Yani ana cevaplar o zaman ilk kaynaklara dönelim cevabı oluyor genelde. Yani Kur'an ve sünnet ilk nesillerin sahih tırnak içinde bunu kullanayım. Şey anlayışına dönmek. Tabii burada ilk kaynaklara dönmek ilk üç nesil Peygamberimizin hayrun nes karni dediği yani evet. O en hayırlı nesiller benim muhatabım olan ve sonraki takip eden iki nesil. Burada Kur'an ve sünnet çıkıyor. Bu mezhepler ve tarikatlar öncesi döneme tekabül ediyor. İlk 300 yıl.
O zaman ama tabii yine bir sorun yani. O hadisler nasıl olacak? Yani ilk kaynak Kur'an mı olacak, hadisler mi olacak? Mesela orada iki farklı selefi yaklaşımın ortaya çıktığını görüyoruz. Yani hadisleri de sorunun bir parçası olarak görüp tek kaynak Kur'an demeye işi getiren ekipler de var İslam dünyasında, özellikle Arap dünyasında. Hayır, sünnet burada kabahatli değildir, sünneti terk edemeyiz deyip daha geleneğe savunan ve bu hususta mesela İbn-i Teymiye'yi, İbn-i Kayyım'ı örnek alan, yine mezhepler öncesine referans yapmak şartıyla bunu şey yapan nesiller de var, şeyler var, çevreler de var. Fakat bozulmayı işte bu bizim Osmanlı'da, Türkiye'de Lale Devri'ne tekabül eden batılılaşma, arkasından Tanzimat, buradan başlatanlar da var. Şimdi Abdülhamit'in sansürü sona erince, ikinci meşrutiyetle beraber, ondan evvel İslamcılar başka çevreler de çıkartamıyordu gerçi ama dergilerini çıkartmaya başlayınca bu ıslahçı, ihyacı veyahut tecditçi çevreler, ortak çatı şey olarak da İslamcılık diyebiliriz, bunlar dergilerini çıkartmaya başlayınca bu farklılaşma, yani aslında bu söylediğimiz iki sorunun cevabındaki farklılaşmadır. Yani nerede bozulma oldu, nasıl düzelecek? Hangi dergi hocam? Mesela burada Sebil-i Reşat, Sırat-ı Müstakim çevresi Mehmet Akif'in editörlüğünü yaptı. Mesela aynı dönemde çıkan Beyanül Hak var. O da Şeyhülislam Mustafa Sabri'nin çıkarttığı bir dergi. Mesela bu iki dergi, ben tez yaptırdım bu hususta. Bu nerede bozulma başladı sorusuna verdikleri cevap farklı mesela. Evet. Yani çok bariz görüyorsunuz. Yani bir tanesi diyor ki bu mezhepler, tarikatlar, kurumlaşmalar yanlış yapılandı. Bizi ilk kaynaklardan kopardı diyor Sebil-i Reşat. Sırat-ı Müstakim çevresi, daha çok Abdülreşit Rıza ekibiyle bağlantılılar bunlar. Öbür de diyor ki batılılaşmayla başladı. Yani çok daha sonraki bir dönem. 18. 17. yüzyılda başladı diye cevap veriyor. Bir üçüncü ekip, işte Muhibban, Tasavvuf gibi dergileri çıkartanlar. Onlar da daha sufice yaklaşıyorlar. Belki onlar da yani tasavvuf çevreleri olmasına rağmen tarikatların son geldiği durumda onlar da memnun değil ama diğer iki çevre gibi yani bir tarikat karşıtlıkları da yok. Yani bu örneği niye verdim? Cevaplar farklı. İşte burada o akımlar aslında ayrışmaya başlıyor. Bunlar ilk önce tekil olarak başlıyorlar. Sonra bazen organize oluyorlar. Büyük teşkilatlar ta o zamanda, başta Hint kıtası olmak üzere, bugün 150-180 yıllık cemaatler var orada. Evet. O dönemde kurulmuş şeyler bunlar. Yani organize olmuşlar mesela. Diyobendiye. Yani 1857 sipahi ayaklanması büyük bir ayaklanmadır. Hocam şu Diyobendiye'yi biraz açalım. Çünkü bu biliniyor. Yani konuyla ilgili doğru dürüst fikri olmayanlar bile yazıp çiziyor bu konuları. Şimdi Hanefi mezhebine dayandırılıyor. Doğrudur. Ama yani Hanefi mezhebinde alıştığımız kadar bir esneklik de yok gibi görünüyor. Arkasından onun sanki uzantısı gibi Taliban geliyor. Bunların hepsini topladığınız zaman yani karmaşık bir makine gibi böyle çözülmesi müşkil bir manzara çıkıyor ortaya. Ya mesela bu ilk konuştuğumuz meseleyle alakalı onun devamı olarak Diyobendi'yi konuşabiliriz. 1857'de sipahi ayaklanması, Hint Müslümanlarının İngiltere'ye karşı silahlı ayaklanması maalesef başarısızlıkla neticelenince bakıyorlar yani biz böyle başa çıkamayacağız. Yani bu silahla, topla, tüfekle herhalde olmayacak, en azından kısa vadede.
Ne yapalım? Biz en azından orta vade ve uzun vadeyi düşünelim. İlk önce kendi çocuklarımızı, evlatlarımızı, nesillerimizi bir muhafazaya alalım. Çünkü İngiliz sömürgeciliği, Fransız sömürgeciliği gibi değil. Yani çok derinden, göstermeden sizi değiştirmeye çalıştırıyor. Yani. Fransızlar gibi kadınların örtüsüyle falan bulaşmaz İngiliz. Yani sizin yöneticilerinizi de görevden almaz. Orada siz yönetiyor görünürsünüz ama o açtığı okullar vesaire sizi dönüştürmeye başlar. Bunu görmüşler. En azından orta vade, uzun vadede biz neslimizi kurtaralım, ileriye dönük bir yatırım yapalım. Medrese çalışması olarak doğdu diyor ben diye. Ama işte o bahsettiğimiz sorulara onların verdiği cevap daha gelenekçi bir cevap. Yani tamam burada eğitim problemi var ama o sizin demin tabii, ben tabii. böyle düşünüyordum şablon, dediniz evet. ya. O şablon. Onlar da biraz daha ön planda. Evet. Biz İslam'dan uzaklaştık da ondan oldu. İşte batılılaştık da ondan oldu. Çünkü Hint kıtasında bu tür yani ifrat ve tefrit noktasında hareketler diğer İslam ülkelerine göre daha fazladır. Mısır da öyledir. Mesela niye Suriye'de, Irak'ta veya Osmanlı coğrafyasında böyle ifrat ve tefrit uçları çıkmamış? Çünkü sömürge tecrübemiz yok. Evet. Onlarda olduğu için yani sömürgecilikten kurtulma amaçlı olarak her türlü fikir ortaya çıkıyor. Burada bazen uçlara kayılıyor. Yani hem radikalizm yönünde hem yani İslamcılık ama batılılaşma yönünde veyahut geleneğe yapışma, selefileşme yönünde. Bu coğrafyalarda bizim Türkiye'nin tecrübe ettiği, mesela İran'da da yoktur o tür şeyler. Ya daha mutedildir. Yani onlar da çünkü sömürge tecrübesi geçirmemişler. Fakat Mısır ve şey öyle değil. Mesela Kur'ancılık akımı, tarihselcilik akımı veyahut bu medrese hareketlerinin radikalleşmesi oralarda var. Buralarda gördüğümüz bir şey değil. Daha yeni yeni buralara geliyor onlar. Evet. Bundan kaynaklanıyor. Yani ağır bir 150-200 yıllık. Taliban'la diyor ben değilik arasındaki halkaları şöyle kısaca özetlerseniz. Evet. Şimdi orada Diyobendilik medreseyi tekrar biraz ıslah edip ama eski gidişatından koparmadan usulü kadim dediğimiz çünkü o sırada bir alternatif usulü cedid var. Özellikle bu Rusya'nın kuzeyinde Moskova'nın etrafında Kazan Türklerinin, ceditçilerin ve bu da yayılma eğiliminde Hindistan'a da gelmiş. Bu arada Sir Seyit Ahmet Han gibi Aligarh modernizmi, Aligarh Üniversitesi etrafında onlar da bir ıslah çabası içinde. Ama batıya daha açıklar. Bu arada Selefilik, Vehhabilikten etkilenen Selefilik Ehli Hadis etiketi altında yine Hint kıtasında var. Onlar da bir çaba içinde. Bunlar da diyor ki bizim Hanefi mezhebindeniz biz yani. Usulü kadim senelerde devam ediyor medrese. Bunu biraz iyileştirelim. Bunu organize bir harekete dönüştürelim. O şekilde başlayan bir hareket. Fakat burada bir mezhep gelenekçiliğinin olduğunu görüyoruz. Yani öbür mezheplere kapalılar. Hanefi mezhebinden olmalarına rağmen Hanefi usulündeki o içtihat ve kıyas ile sağlanan esneklik yerine o usulü takip etmek yerine Hanefi mezhebinin külliyatını esas alarak yani evet. kitapları esas alarak, eserleri evet. esas alarak bir Hanefilik var burada. Yani Diyobendiliğin özelliği o. Bir nevi sanki
hani selefilik dediğimiz hadis metinciliği üzerinden bir din anlayışı var ya, bunlar da Hanefi külliyatı üzerinden bir din tasavvuru içindeler. Yani Hanefiliği, kadim Hanefi eserler, usul ve furu kitapları. Yani şöyle ona bakarak diyebilir miyiz? Yani dondurulmuş bir Hanefilik. Evet, o eski kitaplarda evet. Ne varsa, fetva kitapları ne varsa, yani usule bakmak yerine kitabiyata bakmak, literatüre bakmak şeklinde. Evet. Yani eskinin bir nevi canlandırılması şeklinde bir anlayış. Sanki bir de orada yani o genelde kabul edilen gerileme, yenilmiş olma şey gündemde yok gibi. Değil mi? Yani o biz kendi şeyimizi kurarız böyle. Orada yaşar gideriz falan tarzında. Halbuki bir genel yıkım var yani. Bütün İslam dünyasının evet. Yaşadığı ve şey planında da yani değerler planında da yani Kur'an'ın tartışıldığı, hadislerin tartışıldığı falan bir zemin var yani. Orası sanki hiç görülmüyor evet. Gibi yani. Yani Yusuf Ziya Bey'in söylediği yani bu İslam, o güzel ifade etti, bende de 10 yaşından itibaren algım bu şekilde. Biz İslam'dan uzaklaştık sabitesi kafada, zihinde evet, olunca bir de öbür zararlı akım olarak gördüğü modernizm veyahut selefilik ilk kaynaklara dönüş. İkisi de aslında bir nevi ilk kaynaklara dönüştür. Selefiye, Vehhabilik dediğimiz bugün hadis esas alarak bunu yapıyor. Öbürü de Kur'an esas alarak yapıyor. Bunların yıkım getirdiğini düşünüyor. Dolayısıyla kapanma muhafaza. Bir de Batı karşıtlığı var buna ilave. Haliyle böyle bir anlayış, medrese hareketi. Bugün Diyobendiye dediğimiz hareket, Hint insanının, Müslüman Hint insanının dünyada nerede yaşıyorsa orada mutlaka bunlar, Amerika'da dahil, İngiltere'de dahil, böyle organize bir medrese çalışması var. Tabii Hint kıtasında bu çok daha yoğun, yani binlerce, on binlerce medreseden bahsediyoruz. Milyonlarca insandan bahsediyoruz. Bağımsızlıktan sonra Hindistan, Pakistan bölündü. Bangladeş daha sonra ayrıldı. Afganistan işte belli ölçüde orada, Keşmir. Buralarda varlar. Bu Taliban de, zaten Taliban'ı sordunuz siz hususen. Taliban Diyobendiye medrese öğrencisi demek zaten. Evet. Yani talip, medrese öğrencisi. Evet. Bunun çoğulu Taliban evet. Oluyor. Medrese öğrencileri demek. Bunlar Afganistan'da Diyobend medreselerinde okuyan insanlar. Anlayışları da o şekilde. Yani deminden beri bahsettiğimiz Hanefi mezhebi esası. Mesela Taliban yanlışlıkla Selefi olarak isimlendirilir. Hiç alakası yok. Selefileri hiç sevmezler. Hocam şöyle yani. Düşünüyorum. Zihnimde şöyle bir şey var. Selefilikle bu medrese hareketi, Diyobendilik, iki tanesini bir araya getirsen 10 dakika konuşamazlar kavga etmeden. Yani, fakat ayrı, çok ayrı çıkış noktalarına rağmen tezahürleri, sonunda vardıkları yer birbirine çok evet, benziyor. Yani metin burada yani güncele esas almama, eski metinler, bir tanesinde bu metin dediğimiz, ibareler dediğimiz şey hadis olarak karşımıza veya hadis şerleri olarak karşımıza çıkıyor. Öbüründe ise mezhebin kendi metinleri olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz Hanefilik dedik ama bu mesela Endonezya'da, Malezya'da Şafii medreseleri olarak karşımıza çıkar. Orada da Nedvetül Ulema var mesela. Evet. Bu Nijerya'da, Senegal'de, Mali'de, Nijer'de
Maliki medreseleri olarak karşımıza çıkar. Güneydoğu Anadolu'da Şafii medreseleri olarak karşımıza çıkar. Evet. Yani bu şey aynıdır zihniyet evet. olarak. Eski metinler üzerinden. Tabii aralarında derece farkı olabilir. Şimdi şöyle evet. bir şey var. Yani Suudi Arabistan'da işte şeriat yönetimi var. Taliban benzeri bir işte şeriat çerçevesinde evet. bir şey oluşturuyor. İran'da medrese hareketidir. Mesela onu da evet, buna katabiliriz. Doğru, medrese evet, hareketi. Evet. Orada da İslam devrimi yapıldı hı-hı. 79'da. Türkiye gibi bir ülkede de mesela 20 yıldan beri dindar bir kadro iktidarda diyebiliriz. Yani bunlar mesela o yenilmişlik duygusunu giderme açısından İslamcı diye nitelediğimiz çizgiyi tatmin ediyor mu? Yani o dünyadaki Müslümanların yani 1 milyar 600 milyonluk bir büyük kütle onun vermesi gereken ağırlığı veriyor mu ya da vermiyorsa neden vermiyor? Yani bu değerlendirmeler ışığında onu da bir şey yapsak. Ya işte Suudi Arabistan'ın geldiği noktayı görüyoruz zaten evet. bu Veliaht Bin Selman'la birlikte o yükü bahsettiğimiz evet. selefilik veya Vehhabilik yükünü üzerinden atmaya çalışıyor son 2 yıldır. Kapatmış. Hatta ülkenin kuruluş tarihini Vehhabilik ile beraber başlatan resmi söylemi bile değiştirdi. 1744'ü geriye aldı. 1727 yaptı. Yani Vehhabilikle aradaki... Bir dakika, neyin tarihi o? Şimdi Vehhabiliğin kurucusu Muhammed İbni evet. Abdülvehhab'la Suud Devleti'nin kurucusu Muhammed İbni Suud'un el sıkıştığı, anlaşma yaptığı tarihtir. 1744. Evet. Onu geriye aldılar. Yani o şeyden önce biz varız dediler. Evet, bu çok önemli bir değişiklik yani. Tabii ki. 250 yıllık bir devletten bahsediyoruz. Öte taraftan Ahmet Bey'in dediği gibi Taliban yönetimi onlar da işte Diyobent zihni ile devleti yönetmeye çalışıyor. İran Şii medrese üzerinden bunu yönetmeye çalışıyor. Bu tabii İslamcıları büyük yani tatmin ediyor mu? Şu açıdan yani en azından mesela Taliban yönetimiyle Afganistan belli ölçüde selamete ulaştı. En azından güvenlik problemi kalmadı yani bunu. Onları sevmeyenler bile söylerler. Şu an 1,5 yıl geçmiş durumda. Fakat bu ileriye bir ışık veriyor mu? Yani bir o önemli. Yani toplumun beklentileri. Mesela biz ilk dönemdeki Taliban gibi olmayacağız dediler. Fakat hala mesela kız okulları meselesi halledilmedi. Yani biz açacağız diyorlar ama açamıyorlar. Taliban içinde de bu noktada farklı görüşler olduğunu biliyoruz. Niye açamıyorlar? Yani henüz hazır değiliz diyorlar. İşte bu haremlik selamlık şeyini halledemedik. Çünkü ilk dönemde tümüyle yasaklı olduğu için kızlar okula gitmekten öğretmen falan da yetişmemiş. Şimdi istiyorlar ki öğretmen olsun okulları açalım. Öğretmen yok. Ya bunlar böyle geriye doğru zincirleme gider yapılan hatalar. Evet. Yani açamadılar. Açacak gibi de yakın vadede görünmüyorlar. Bu toplumun yarısının devre dışı kalması bir de demek. Şey de mesela orada. Kadın mesela. Yani bu medreselerden şuradan buradan itiraz edenler de vardı. Var var işte o dediğim yani, Taliban içindeki sıkıntı evet. hepsi aynı görüşte değil. Bunun halledilmesini istiyorlar. Ya yani bunun gibi birkaç önemli mesele var mesela. Bunu ne engelliyor? Aslında şey değil, pratik bazı sebepler değil, teorik bazı sebepler bunu engelliyor. Yani kitap onu kitap, yazmıyor yani. Evet. diyeceğim. Evet. Eski kitaplar onu yazmıyor. Evet. Yani oradan kaynaklanan. Bu da tabii
ümit vermiyor hocam. Yani genel çerçeveye destekliyorlar, bir şey söyleyemiyorlar. Fakat bunun böyle gitmeyeceğini de herkes görüyor eğer bu mesela zihinle İran giderlerse. Başlangıçta değil mi? Bir tabii. Hani İslam devrimi ihracı vesaire diye Türkiye'de de yani şeyler oluştu, bir iklim oluştu o dönemde. Ama aradan kaç sene geçti 79'dan bu yana. Yani mezhep devletine dönüştüğü için tıkandı. Mesela, evet. Evet, tıkandı. Yani mesela o dönem Hümeyni'nin bir şeyini hatırlıyorum ben. Yani Şia fıkhı devlet yönetimi için yeterli değildir. Onun için yani başka mezheplerin müktesebatına da bakalım falan gibi. Ama sonunda kendi kendi yani evlatlarını yiyen bir anlamda. Evet, öyle oldu. Orada da yani medrese içinde yani şöyle, de aslında. Şöyle bir şey sorun. Yani hani bir yerde İslamcı bir kadro iktidara geldi. Çünkü bir boyutunda da siyaset var tabii, bunun tabii. Yani. Afganistan için de öyle de yani mücadele Sovyetler karşıtı mücadele İslamcı bir mücadeleydi. İslamcı bir. Yani şimdi nerede şey olacak yani böyle hani İslam siyaseten geri planda tutuluyorsa o öne çıktığında nasıl bir yapı meydana gelecek de bu İslam dünyasının işte geri kalmışlığını şey yapacak falan. Ya bu büyük sorun. Yani evet. Bu ta 18. yüzyıla kadar geri gittik. Büyük bir felaketten bahsettim. Değişik yönleriyle iktisadi, siyasi, askeri, kültürel. Bu büyük sıkıntı, tabiri caizse büyük bela hala devam ediyor yani. Bitmiş değil. Haliyle İslamcılıklar da devam ediyor. Farklı bakışlar, farklı ekoller. Aynı sorular hala cevap aranıyor. Evet. Günümüzün şartlarında dünya değişti ama bu hale niye düştük, bu halde nasıl kurtuluruzun cevabını hala değişik yöntemlerle Müslümanlar arıyor. Bu arayış devam edecek. Bu arada İslamcıların eliyle devletler kuruluyor. Sudan'ı da belki buna dahil edebiliriz mesela. Evet, Sudan. Yani bir defa bölündü İslamcı bir iktidarda. Sonra iç savaşa girdi. Evet. Yemen için benzer şeyler söyleyebiliriz. Bunlara bakılıyor mu? Mesela bunlara ilişkin bir yazılı ya mutlaka şey bakılıyor. Yani. Bakılıyor ama tabii insanoğlu yani akıl akıldan üstündür. Herkesin bir bakış açısı var. Bunları bir araya getirecek kulvarlar da sağlıklı işlemiyor. Yani Müslüman'ın sıkıntısı o. Şimdi birbirlerini benim tanımamaktan da kaynaklanıyor bu. Ağırlıklı olarak hocam da gördüğüm şey bu hadiselerin emarını çekiyor. Evet. Yani ben onu diyorum. Tanımıyoruz. Yani insanların ama masaya oturabilmesi için sağlıklı iletişim kurabilmesi için karşıdaki İnsanları tanıması lazım. Onlar hakkındaki ön yargıları azaltması lazım. Yok etmesi lazım. Evet. Bu MR dediğiniz kitapta ben onu sağlamaya çalışıyorum. Evet. Yani şey yapmıyor yalnız. Doğru. Tedavi önermiyor. Evet. Ya yani tedavi aslında şöyle var. Yani bu analizlerde mesela eleştirel boyutların hepsi tedavi içeriyor yani. Onu yabana atmamak lazım. Yani siz şöyle görünüyorsunuz. Orada da şu sorun çıkıyor diyorsunuz değil mi? Yani? Zaten yani bu 2015'te çıkan bir kitap. Ondan önce de makalelerim var. Mesela Türkiye'de radikal hareketler o bir 10 sene daha eskidir. Ek kısmında var kitabımın. Böyle orada o dediğiniz sizin ifadenizi kullanayım. O MR sonuçlarına kimse itiraz etmedi. yani böyle ciddi yani bizim bizi niye böyle yansıttın falan diyen pek olmadı yani orada genel olarak. Yani hayır, Türkiye için. Zaten ya iyi tarafı burası. Yani sen şöylesin sen böylesin diye bir söylemle ele alsaydınız bu toplulukları. Evet.
bazıları küserdi, bazıları alkışlardı falan filan. Oldukça nesnel, objektif bir şeyiniz var, yaklaşımınız var konuya. Şimdi bu kitapta, yani o MR'dan yola çıkalım. Evet. Dini gruplarla ilgili bir bölüm var. Yani o grupların bir kere, ya bu grupların önemli olduğunu ifade ediyorsunuz. Yani tabii, bunları dışlamıyorsunuz. Yani. Yok, zaten gruplar olma, çok doğal bir şey. Yani gruplar olmadan herhangi bir temsil insanoğlunun olduğu yerde yok, olmaz. Evet. Yani insanoğlu farklı farklıdır. Karakter olarak, kişilik olarak, akıl olarak. Yani cemaatler var, tarikatlar var, daha sivil yapılar var vesaire. Bizim ilahiyatçılarda bir grup karşıtlığı vardır. Yani evet, bunu da ben doğru bulmuyorum. Yani bu çok anlamsız bir şey. Yani o bir nevi sanki doğallığa karşı bir söylemdir. Doğallık insanoğlunun, sadece İslam için değil bu, bütün dinler için, hatta ideolojiler için, gruplaşmaya müsaittir. Yani insanoğlu. Yani Marksizmin kaç tane çeşidi var. Bu din değil ama. Mesela buradaki şeyde, yani o grupların yapılarına ilişkin tespitleriniz de var. Ben onun konuşulmasını isterim. Hem de orada mesela liderlik bölümü var. O lider ve grup ilişkisi, ona ilişkin de değerlendirmeleriniz var. Bence onların yani paylaşılması çok önemli. Keşke o grupların tamamı, o bölümü kendilerini böyle MR gibi ortaya dökülmesi bakımından okusalar diye düşündüm şahsen okurken o bölümü. Okuyanlar çok oldu. Yani bir şey yapıyorlar ki. Yani onu burada paylaşsak olur. Mesela grupların ana sorunları, grup oluşumlarının ana sorunları neler yani bu? Ya tabii grup, insanları gruba iten doğal sebepler var. Bunlar sosyoloji veya sosyal psikoloji bunları tespit ediyor. Yani bir Fenerbahçelilik, Beşiktaşlık içinde bile farklı gelenekçiler vardır. Mesela bir Galatasaray der ki illa liseli olacak başkan. Evet. Öbürü de diyor ki yani liseli olması gerekmez. Önemli, futboldan anlar mı? O önemli. Başka liseden mezun olsun, futboldan anlasın, bizi selametle çıkarsın. Yani bu mesela bir gelenekçi tavırdır. Yani bu Galatasaray içinde mesela vardır. Yani vardır, çok ciddi tabii, bir tabii. şeydir, doğru, anlaşmazlık. Bu hemşeri derneklerinde vardır. Yani dini gruplarda olacak tabii ki. Evet. Yani bir defa gelenekçiler oluyor. Mesela özellikle bir karizmatik lider vefat ettikten sonra yeni liderin iş tutuş biçimi ihtilaflara sebep olabiliyor. Evet. Nurculuğun Bediüzzaman'dan sonra farklı kollara ayrılması. Mesela böyle bir şeydir. Yani bu siyasi bir mesele değildir aynı zamanda. Yani gelenek mesela eski harflerle mi yazılmaya devam edecek? Yoksa evet, bu bir mesela insanoğlunun şeyidir. Mesela yazıcılar düşünme. Diye bir evet, grup var. Bir grup veyahut eski liderin sünneti ne kadar devam edecek? Yani sünnet diyorum, onun davranış öyle şeyler olur ki onun kıyafeti taklit edilir, oturuş, kalkış biçimi taklit edilir. Bir de bunu önemsemeyen, önüne bakan gruplar olur bir cemaatin içinde. Bunları yönetebiliyor mu cemaat, yeni liderlik, veyahut yönetemiyor mu? Yönetemiyorsa oradan başka gruplar çıkar. Buna itizal diyoruz, ayrılmalar diyoruz. Yahut liderlik tipolojilerine baktığımızda işte mesela bazı gruplarda akademik titir önemli olabilir, bazılarında icazet önemli olabilir. Yani senin belli bir şeyle, icazetle geriye doğru ana kaynaklara ulaşan bir zincirin var mı, yok mu? Bu bazı gruplarda çok önemlidir. Yani kabiliyeti yoktur liderliğe ama o zincire
sahipse, silsileye sahipse o el üstüne tutulur. Bazıları ise yani tabiri caizse ta küçüklüğünden dergahta veyahut ocakta çay pişirmiş mi, yeri süpürmüş mü, buna bakılır. Yani çekirdekten mi yetişiyor? Bazılarında ise teknokrat olma önemlidir. Bu daha çok siyasal hareketlerde görürüz. Yani mühendisler, doktorlar, avukatlar din adamlarından, din alimlerinden daha ön plandadır. Çünkü onlar dünyayı daha iyi tanımaktadır filan. Bunlar hep şey oluyor. O lidere karizmatikse eğer bir de itaat biçimleri nasıl olacak? Bu usta insanoğlunun farklı farklı tavırları var. İnsanoğlu gruba girerken zaten onu gruba iten bireysel olmaktan çıkartıp bir gruba iten sebeplerden bir tanesi bağlanma duygusu. Yani o insan o bağlanma duygusunu eğer aile bunu belki az sağlamış olabilir veya eksik sağlamış olabilir. O eksiğini orada tamamlar mesela. Ona bir kişilik kazandırır, ona bir etiket kazandırır grup. Böyle insanlar çok fazlaysa orada bir lider kültü ortaya çıkabilir mesela. Bu insanlar daha azsa, daha bireyselse kültünden neyi anlamak? Yani liderin her dediği nastır konumuna gelir. Evet. Liderler rüyalarda görülür. Liderler rüyalarda şey yapar, insanlara telkinde bulunur. Evet. Veyahut öyle iddia edilir bir grup tarafından. Öbürleri de bunun kabullenir. Ama kabullenmeyenler de vardır. Daha demokratik bir şeyi arzulayanlar vardır. Bunlar insanın doğasından kaynaklanan sebepler de olabilir. O dönemin kendi ihtiyacından kaynaklanan şeyler de olabilir. Mesela sıkıntılı zamanlarda bu bağlanma şeyi daha güçlü hale gelir. Yani ya mesela Mehdi, Mehdi inancı da mesela o zamanlarda daha zamanlarda, çok evet, daha fazla olur yani evet. Mesela o zamanlarda daha fazla olur. Rahat zamanlarda bu eğilimler daha azalır, zayıflar. Yani bu insanın doğasıyla alakalı sosyolojik, sosyopsikolojik durumlar. Ve haliyle gruplar da ona göre şekil alıyor. Bir grup bir 50 sene böyle gidip sonraki bir 50 sene başka bir hale de bürünebiliyor. O liderin tavrından veya yaşlanmasından ötürü. Mesela yaşlanan insanlar bazen daha itaat bekliyor etrafındakilere. Genç olanlar daha açılımcı oluyor. Geldiği kültürden alakalı olabiliyor. Coğrafyanın etkisi olabiliyor. Yani bir sahilde doğup büyüyenle bir işte ne diyelim yüksek yerlerde, çölde, ovada büyüyenlerin mizacı da farklı olabiliyor. Bunlar hep değişiyor. Yani lider aslında kendi etrafını mıknatıs gibi çeker. Kendisi nasıl istiyorsa etrafındaki insanlar farkında olmadan ona benzeyen insanlardan oluşur. Yani böyle bir şey de var aslında. Bir doğa kanunu evet. Diyebileceğimiz durum da var. Haliyle birbirine benzeyen insanların toplaştığını görüyoruz bazı gruplarda. Öbürleri dışlanıyor. Liderin gerçekten bir karizması var mıdır? Yoksa bir grup içindeki insanlar öyle bir karizma mı üretirler? İkisi de olabilir. Evet. Ama yani karizması yoksa karizma üretme biraz zor olur. Yani belli bir ölçüde onun karizması dediğimiz doğal halinden kaynaklanan, konuşmasından, tavrından, bakışından kaynaklanan, bu her zaman gözlemlediğimiz bir şey. Bundan kaynaklanan bir lider kültü inşa edilebilir. Öbür türlü de olabilir ama o çok tutmaz yani. O bir yerde patlar. Ama bazı liderler olur, ekip çalışmasıyla işi götürmek ister belli bir süre. Onu ömrünün sonuna kadar götürmek de öyle kolay değildir aynı zamanda. Yani belli bir yerde gelir insan şeyden çıkabilir yani o
başta belirlediği düzenden çıkabilir. Çevresi değişir vesaire. Bunlar bütün dini gruplarda, siyasal gruplarda, ideolojik gruplarda gördüğümüz bir mesele. Aslında konuştuğumuz şey dinle alakalı bir şey değil. Yani insanın doğasıyla alakalı bir şey. Bu dini gruplarda sirayet ediyor. Dini gruplarda daha çok hissediliyor. Çünkü işin içine inanç giriyor, işin içine radikalleşme giriyor, işin içine işte rüyalar giriyor. Bir takım rüya zaten şey, ritüeller böyle, giriyor. Müceddit rüya. bir şey rüyayla çözüyor. Kitapta yok, defterde yok, Kur'an'da yok, sünnette yok. Nereden bulacaksın? Rüya göreceksin. Bir de şeyi konuşalım istiyorum. Süremiz de evet, tamamlanıyor gibi. Yani siyaset tabii yani işin başından beri bir boyutunda siyaset var. Değil mi? Bu mutlaka İslamcı yani, hareketlerin bir evet, boyutunda yani, siyaset var. İslam çünkü siyasetle iç içe bir din. Bunu inkar edemeyiz. Evet. Ama siyasetle iç içe geçtiğinde de sanki Müslümanlıkların daha çok parçalanması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Evet. Yani diyelim ki İran atalım. Yani İran'ı şey yapalım, örnek verelim. Yani Türkiye'den değil de. Yani orada bile diyelim ki yönetimin İslamcılığı kitlenin Müslümanlığıyla çarpışacak hale gelebiliyor yani. Bunun sebebi şeyin siyasetin doğal çürütücülüğü. Yani siyaset yapmak tarihin ne zamanında olursanız olun veyahut dünyanın ne tarafında olursanız olun her zaman yıpratıcıdır, çürütücüdür çünkü. Siyaset yapmak, diğerini rakip görmek ve öne geçmek esasına dayalı bir şeydir. Yani bir felsefesi vardır. Evet. Yani bir doğası vardır. Bunu şimdi dindarlar yapınca bu sefer tamam dindar siyaset yapmayacak mı? Yapacak. Ancak burada onun dindarlığı yanlış yaptığında her zaman karşı tarafın gözüne batacaktır. Evet. Yani sanki onun yaptığı yanlış onun dininden kaynaklanıyor, imanından kaynaklanıyor gibi bir algı yaratacaktır. Haliyle sizin siyaset yapış biçiminiz veya sizin dini grubunuzun siyasetle olan ilgisi sizin dini anlayış, yani yanlış yaptığınızda sizin dini anlayışınızın yanlışı gibi algılanacaktır. O yüzden yani İslamcılık, siyasal İslamcılıkla eşitleniyor fakat bu yanlış. Siyasal İslamcı olmayan İslamcı çevreler de var. O çevrelerin siyasete bulaşmak istememesinin veya dolaylı irtibata geçmesinin nedeni bu bahsettiğim konudur. Yani biz eğer buraya bulaşırsak bizim davamız bundan zarar görür diyen epey bir kesim var yani. Bu konuda bir ilke edinmiş yani. Biz siyaset yapmayacağız diyor. Veya siyaset yapsak bile dolaylı olarak belki seçim zamanı oy vereceğiz mesela. Oradaki problem bu. Yani şimdi İran'dan örnek verdiniz. İran devleti dinileştirdiği için devletin yaptığı her bir yanlış dinin yanlışı gibi görülüyor. Ve yani bugün din adına iktidar kullanmakta, evet, değil mi? O da tabii, tabii. Yani etkilenen insanlar açısından sorun oluyor. Çünkü herkes aynı dindarlıkta değil, hatta herkes sizinle aynı dinden değil. Veya aynı mezhepten değil. Yani bir de siz dinin ötesinde bir de mezhep devleti oluşturuyorsunuz. Yani dinin bir yorumunu devletin tek yorumu haline getiriyorsunuz. Anayasada yazar dört mezhep filan İran anayasasında. Onlar da saygındır. Ama bu mesela Tahran'a gittiğinizde Sünnilerle alakalı tek bir cami bulamazsınız mesela. Yok. Bu ne oluyor? Gittikçe sizin şeyinize, inancınıza doğru bir muhalefeti ortaya çıkartıyor. Bugün İslam dünyasında bunu ölçen
büyük kamuoyu şirketleri var Batı'da. Ateizm veya deizm oranının çok fazla olduğu İslam ülkesi İran, yani İranlılar daha doğrusu özellikle, evet, diaspora başta olmak üzere İran'ı kendi içinde de ölçüyorlar, ölçebildikleri kadar. Bu neden kaynaklanıyor? İşte devletin bir dini yoruma veyahut dinin iktidar olarak ortaya konulmasından kaynaklanan bir antipati, bir zıtlaşma, bir düşmanlaşma şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani benim bir tarafıyla da, şimdi siz mezhepler tarihiyle de ilgilisiniz. Programın sonuna geldik. Aklımda o mezheplerin, itikadi mezheplerin falan oluşumundaki siyasetin rolü bahisleri de vardı. Yani ona şu anda girebilir miyiz bilmiyorum. Ben de aynı, yani mezhepler üzerinde tabii sizin ana ihtisas, evet, alanınız. O konu da önemli Türkiye için veya İslam dünyası için önemli. Yani mezhepler dün nasıl doğdu? Bugün mezheplerin nasıl bir fonksiyon icra edecekleri, hangi boyutta, bunun İslam toplumlarına etkisi vesaire, bunların da konuşulması lazım. Evet. Yani mesela şu tarz şeyler, yani mezheplerin doğduğu zamanlardaki insani sorunlar ile ya da İslam'ın karşı karşıya kaldığı, cevap istenen sorunlar ile bugünkü sorunlar aynı mı? Farklılaşma kesinlikle var. Dolayısıyla mezhepler hangi veçeleriyle yaşamaya devam edecek veya etmeyecek? Ya bunlara ilişkin de önemli problemler var. Var, evet. Onları diyordum ben. Evet. hocam bir başka programda İnşallah. Onları konuşmak için davet ederiz diye düşünüyorum. İnşallah. Yani şunu söyleyeyim kısaca. Aslında mezhepler dini cemaat olarak doğarlar. Mezhepler mezhep olarak doğmaz. Evet. Yani bugün programın başından beri konuştuğumuz dini gruplar, evet, aslında bir yönüyle mezhepleşme potansiyeli taşıyanlardır. Yani haricilik, haricilik mezhebi olarak çıkmadı. Bir dini gruplaşma olarak bugün cemaat dediğimiz. Öbürleri de öyle. Fıkıh mezheplerini söylemiyorum. Onların belki biraz daha değişik dinamikleri. Bir hoca etrafında halkadan doğuyor onlar. O da dini gruptur nihayetinde. Tabii o da gruplaşma. Yani aslında sosyolojik olarak mezheplerin doğuşunun şekli şemali değişmedi ama onları dini grup olmaktan çıkıp mezhep bir hale getiren veya işte siyasi bir tavır olmaktan çıkıp dini bir tavır haline getiren süreçlerde belli değişiklikler olabilir ama yani bu işin sosyolojisi ve psikolojisi aynı, onu söyleyeyim. Yani, evet. Ve belki de, evet, yani o dönemde de Kur'an'a bakış, değil mi? Hadislere, sünnete bakış, oralardan kaynaklanan da farklılaşmalar var. Bugün de aynı sorunla karşı karşıyayız. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Olmayın. Sağ olun. Yani sizden bir saatlik süre içerisinde alabildiğimizi aldık. Sağ olun, eksik olmayın. Çok önemli bir şey. 14. baskısını yapmış. Kitabı da karşıya yani şöyle yapayım. Gösterebilirsin. Evet, şöyle yapayım. Yani bence seçmeli ders olarak herhalde, evet, bu ilahiyat fakültelerinde ders kitabı olarak okutuluyor ama işte siyaset bilimlerinde, sosyolojide, evet, evet, yani çok okutuluyor. Evet. Bence mesela bütün cemaat mensuplarının, bütün radikal grupların vesaire okumasında, işte o MR, kendilerine ilişkin MR'ı, evet, görmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Eksik olmayın. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Değerli seyirciler, bir yüzleşmenin daha sonuna geldik. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Hayırlı günler diliyoruz efendim.